Bugün sizlere kompresörler hakkında bilgi vereceğim. Bunun için arı makine tercih ettim. Şu an bulunduğumuz ortam eniştemin atölyesi. Burada gerekli malzemeler olduğu için burada sizlere sunum hazırladım. Öncelikle kompresörlerin tanımı hakkında size bilgi vereyim. Kompresörler tanımı çok basitti. Dışarıdaki atmosfer basıncından daha yüksek basınçlar elde etmek için tercih edilir. Bu kadar. Sizlere şimdi vidalı kompresörler hakkında bilgi vereceğim. Evet, gördüğünüz vidalı bir kompresördür. Bunlarda motor ve kompresör birbirinden ayrılmıştır. Motorun içinde iki tane rotor vardır. Bunlar dişi ve erkek rotor olmak üzere adlandırılır. Erkek rotorun 4 lobuna karşılık dişi rotor 6 yıl yapar. Erkek rotorun bir turuna karşılık dişi rotor 240 derece döner. Bu demek oluyor ki dişi rotor bir tur döndüğü zaman erkek rotor 1,5 tur döner. Pistonlu kompresörlerle kıyaslandığı zaman da daha dalgasız, daha düzgün hava verdiği tespit edilmiştir. Gördüğünüz üzere zaten çok büyüktür pistonlu kompresörlere göre. Yüksek basınçlar elde edilir bundan. Genellikle tersanelerde kullanılır. Motoru da çekelim. Evet, gördüğünüz gibi pistonlu motor burada. Gazı basan altta depoluyor, buraya yolluyor. Buradan da işte motor sayesinde gazı üretiyor, yani dışarıya veriyor. Yüksek güçlerde basınç üretilir. Burada da fan şey var, filtre var. Filtre göre yapıyor. Burada da pistonlu kompresör var. Pistonlu kompresör zaten günlük hayatta en çok kullanılan kompresörlerden bir tanesidir. Bunun çalışma prensibi çok basittir. Pozitif yer değiştirme prensibine göre çalışır. Bütün teknik gazlar sıkılaştırılabilir. Çok aşamalı, tek aşamalı, çok silindirli, tek silindirli olarak da kullanılabilir. Mesela bu Yusuf abi çok silindirli mi, tek silindirli mi? Yani iki silindir olduğu için çok silindirli olarak geçiyor. Yani büyük kapasiteler elde edilebilir. İki tane kafa var. İki tane kafa var gördüğünüz gibi. İki tane kafa var. Şimdi çalıştırıyorum buradan. Burada şey var. Buraya çek. Bu da barometredir, gaz basıncını gösterir. Şimdi de bunun dört şey, her tezgaha gidiyor, hortum gidiyor, paralel bağlantısı bu hortumlar. Bu hortumlar sayesinde işte bu dükkanda ne işe yarar? Talaşları yerinden kaldırmak. Mesela örnek verelim. Gaz tabancası biliyorsunuz. Şimdi talaşları yerinden kaldırdık gördüğünüz gibi. Az önce de gördüğünüz gibi çok sesli çalışırlar. En büyük şey de budur zaten. Pistonlar vardır içerisinde. Pistonların aşağı ve yukarı yönlü hareketi vardır. Aşağı yönlü hareketinde akıştan boğarı silindir içerisine alınır. Yukarı yönlü hareketinde ise gaz sıkılaştırılır. Bu arada ince valfler vardır içinde. Check bass gibi çalışan çok ince valfler vardır. Bu pistonlar açılıp kapanarak gaz basıncı istenilen düzeye getirilir. Videoma da burada son veriyorum. Beni çeken Rıdvan abime çok teşekkür ediyorum. Evet.